Sayın seyirciler, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma raporu Türkiye'nin fotoğrafını çekti adeta. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmadan söz ediyoruz. Her yıl gerçekleştirilen araştırma Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması adını taşıyor. Araştırmaya imza atan öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Banu Baybars Hawks şu anda stüdyo konuğumuz. Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce bu araştırmadan söz etmek istiyorum. Araştırmanın genel kimliğiyle ilgili. Türkiye çapında mı yaptınız Kadir Has Üniversitesi olarak? Nasıl yaptınız ve kaç kişiye sordunuz? Türkiye çapında bir araştırma oldu. İstatistik olarak anlam taşıyan Türkiye'yi temsil eden 26 ilde kent merkezlerinde gerçekleştirildi bu araştırma. 1000 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Evet. Güven düzeyi %95, hata payı da +3 olarak tespit edildi. Yani bilimsel bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Güven payının da yüksek olduğunu söylüyoruz. Amaç nedir? Bildiğim kadarıyla Kadir Has Üniversitesi bunu geçen sene de yaptı. 5 yıldır yapıyoruz. 5 yıldır yaptı. Evet. Geçen sene de medyaya yansıdı. Niçin yapıyorsunuz? Neden her yıl yapıyorsunuz bunu? Niçin yapıyoruz? Çünkü biliyoruz ki medya gündemi, siyaset gündemi konuşuluyor her zaman. Ama halkın gündeminde neler var? Halkın gündemi, siyasi gündemle medya gündemiyle örtüşüyor mu? Yoksa halk çok farklı şeyler mi düşünüyor? Çok başka bir gündemi mi var değil mi? Evet, başka bir gündemi mi var? Onu belirlemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük sorunu ne olarak çıktı? Türkiye'nin... Hocam? Evet. Türkiye'nin en büyük sorunu son 5 yıldır olduğu gibi işsizlik olarak çıktı. Evet. Evet. İşsizliği bu yıl büyük bir artışla terör takip etti. Arkasından ekonomik kriz, Kürt sorunu, gelir dağılımındaki eşitsizlik hayat pahalılığı olarak devam etti. Fakat ekonomik kriz, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve hayat pahalılığını da biz işsizlik içine eklediğimizde genel olarak halkın gündeminde ekonomik sorunların birinci sıraya yükseldiği ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntıları derken açar mısınız? Ne? İşsizlik dediniz. Onun dışında başka ne? Yani kredi kartları mı veya ne bileyim ekonomideki başka enflasyon mu? Örneğin hayat pahalılığı, örneğin yaşanan ekonomik krizler, gelir dağılımındaki eşitsizlik. Bunlar hepsi ekonomik sorunlar altında göstergeler olarak sorduğumuz alt parametreler oldu. Rakam olarak söylerseniz tabii, nasıl işsizlik bir şey? %33 çıktı bu yıl. %33? Evet. Geçen sene neydi hocam? Geçen yıl 29.3'tü. Yükselmiş. Evet, yükseldi. Evet. Ekonomik kriz 12.8, geçen yıl 12.3'tü. Gelir dağılımındaki eşitsizlik geçen yıl 5.7'den 6.4'e çıkmış bu yıl. Ve hayat pahalılığı 10.9'dan 5.5'a inmiş. Ama bunları topladığımızda zaten %50'yi aşan bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Pekala. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de en güvenilen kurumlar. Sizin de bildiğiniz gibi. En güvenilen kurumlarda önümde sizin yaptığınız soruşturmanın da araştırmanın da sonuçları var zaten. Silahlı kuvvetler çıkıyor değil mi? Evet. En güvenilen kurum yine değişmeyen başka bir parametre. 51.7'den 57'ye yükselmiş evet, galiba. Evet. Bu yıl bir artış da kaydettik. Son 5 yıldır Türkiye'nin en güvendiği, Türkiye'de halkın en güvendiği kurum da ordu olarak birinci sırada yerini kuruyor. Peki son zamanlarda çok konuşulan yargının siyasallaşması. İşte HSYK çok konuşuluyor. Hükümetin yaptığı atamalar, sürgünler, savcı ve hakimler üzerindeki diğer tartışmalar. Halktaki yansıması ne bunun? Evet. Yargının çok tartışılıyor olması. Paralel olarak bir yansımayı görüyoruz. Türkiye'de yargının siyasallaştığını düşünen kişilerin oranı %59'lara yükseldi. %59 evet. Bu epey bir yüksek. Evet, yani Türk halkının yarısından fazlası yargının siyasallaştığını düşünüyor. Yani bu aslında tabii Türkiye'nin hukuk devleti olması açısından da çok olumlu bir şey olmasa gerek. Öyle de değerlendirilebilir. Ayrıca demokrasi ve özgürlükler ile ilgili başka ölçümlemelerimiz de vardı. Nedir hocam onlar? Örneğin Türkiye'de düşünce özgürlüğü var mı? Türkiye'de basın özgürlüğü var mı? Ne cevaplar verdi? Bunları da sorduk. Ve Türk halkının sadece bu yıl %27,5 Türkiye'de düşünce özgürlüğü olduğunu,
Sadece %24.6'sı da basının hür olduğuna inanıyor. Siz siyasi sorular da soruyorsunuz bu araştırmada. Hı hı. İşte kime oy vereceksiniz, ne olacak bundan ilk seçim olsa, en güvenilir lider kim diye. Ama tek tek buna bakmaktansa belki şunu sormak daha doğru olacak. Türkiye'nin siyasal tablosu hocam, 3 parti hatta 4 parti arasında sabitlenmiş görünüşte. AKP, CHP, MHP ve HDP. Bu 4 parti kemikleşmiş mi durumda mı şu anda? Bir 5. parti, bir 6. partiye yer var mı Türk siyasetinde sizce? Şu an için o çok olası gözükmüyor. Değil mi? Gözükmüyor. Evet. Yani biz bu ölçümlemeleri de yaptığımızda genel olarak sabit değerlemeler çıkıyor. Bu yıl tek bir fark vardı. HDP'yi ve Selahattin Demirtaş'ı başarılı bulma oranında bir göreceli bir artış kaydettik. Cumhurbaşkanı da aday olmuştu, evet, zaten. Evet, zaten büyük bir ihtimalle Selahattin Demirtaş'ın başarılı bulunma derecesi de, evet, bu anlamda %17.2'lere çıkmış durumda. Geçen yıl %8.8'den. Peki şunu da soralım o zaman. Yine bu sonuçların ışığında siz bir akademisyen olarak ne dersiniz? 5 ay sonra Haziran başında bir seçim var. O seçimdeki projeksiyonu, sonucu şimdiden söylesek bu sonuçlara göre erken mi davranmış oluruz, ne dersiniz? Erken davranmış olabiliriz çünkü biliyoruz ki Türk siyasi hayatında her gün yeni bir şeyler değişiyor. Yarın her şey olabilir. Yarın her şey olabilir. Fakat şunu da kabul etmek gerekiyor ki şu an iktidarda olan AKP'nin kemikleşmiş olan bir seçmen yapısı var. Biz bunu kararsızları dağıttığımızda da daha net olarak gördük. Özellikle AKP seçmeni çok fazla mobilize olmuyor. Hmm. Ama öbür gruplarda, yani partiye sahip çıkıyor. Evet, partiye sahip çıkıyor. AKP seçmenin içinde kararsızların oranı bu anlamda az. Fakat muhalefet partilerin içindeki kararsızlar oranı daha fazla. Daha mı fazla? Evet, daha fazla. Dolayısıyla hani bu da bir belirleyici etken olur mu? Tabii ki onu seçimlerde görmüş galiba olacağız. Erdoğan'ın başarılı bulma oranları da şeyden daha yüksek. Davutoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek galiba sonuçlara göre. Evet, yani bu yıl tabii ki Cumhurbaşkanı olarak ölçtük kendisini, başarılı bulunma oranını %43.5'tu. Geçtiğimiz yıl %38'lerdeydi başbakan olarak başarılı bulunma oranı. Bu yıl Ahmet Davutoğlu'nun başarılı bulunma oranı bir düşüş yaşayarak %33.5'lara geriledi. Evet, peki son olarak şunu sorayım. Yine kamuoyunun gündemindeki bir konuyu daha sormuşsunuz siz Türk halkına. Ankara'da yapılan saray. Evet. Bu sarayın bir israf olduğunu galiba söylemiş. Yine önümdeki sonuçlar onu söylüyor. %48'i olumsuz bakıyor. Bence evet, bu sonuçlar öyle. Evet. Ben de hemen bulayım. Evet, yani halkımızın çoğunluğu Çankaya'dan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün Beştepe'ye taşınması ile ilgili böyle bir olumsuz kanaate sahip. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Rica Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Banu Baybar Savks, sağ olun katıldığınız için. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partili Haluk Koç'un